Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Bugün belediye binası 13 ana hesabımızdayız arkadaşlar. Evet, çok garip değil mi ya? Yani çok uzun bir zamandır, aylar süren bir serüvenin ardından hele şükür ana hesabımızı oyunda şu anda max olan belediye binası 13 seviyesini yükseltmeyi başardık. Tabii ki de ufak tefek eksikliklerimiz vardı. Birazcık erken geçtiğimi kabul edebilirim ama son gelen güncelleme ile beraber ne kadar doğru bir karar verdiğimi de bir kez daha teyit etmiş oldum arkadaşlar. Ordu kamplarına yeni seviyeler geldi. Açıkçası hiç beklemiyordum. İnanın bana, bütün birliklere birer seviye daha gelmesini bile bekleyebilirdim ama ordu kamplarına toplamda 20 kapasitelik asker yükseltmesi geleceği aklımın ucundan bile geçmiyordu arkadaşlar ve çok korkunç ganimet istiyor. Hani altın bilet tarifesiyle 12.800.000 iksir ve 12 gün 19 saatlik süresi var. Dolayısıyla belediye binası 12'de topları maxlayacağım diye daha fazla vakit kaybetmek istemedim arkadaşlar. Uzun lafın kısası, hoş geldin belediye binası 13 diyoruz, hakkımızda hayırlısı olsun. Pekala, belediye binası 13'e geçeli yaklaşık bir gün oldu arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı bir gün civarı bir süre geçti. O süreçte neler yaptığımı anlatacağım ve daha önemlisi bundan sonra neler yapacağım, nasıl bir strateji izleyeceğim, bununla alakalı birazcık konuşmak istiyorum. İlk etapta 3 tane tuzak geldi arkadaşlar. Bir tane yaylı tuzak geldi, bir tane güdümlü hava mayını geldi, bir tane de bomba geldi. Şu anda elimde 4 tane işçi boşta. Vakit kaybetmemek için, daha doğrusu vakitten tasarruf etmek için bombanın 1,5 saatlik yükseltmesine başladım. Bu videonun sonunda yüksek ihtimalle elimizde 4 tane işçi olacak. Bunun yanı sıra kraliyet şampiyonumu aldım. Direkt 2. seviyeye yükselttim arkadaşlar. Zaten çok kısa sürüyordu. Altın biletle beraber 17 saat mi 18 saat mi ne? Öyle bir şeydi. Akşam yükseltmeye aldım. Sabah kalktım, 2. seviye oldu. Şimdi 3. seviyesi için ne kadar istiyor kraliyet şampiyonu? Hemen bir günün üzerine çıkmış. Yükselteceğim arkadaşlar. Kesintisiz yükselteceğim kraliyet şampiyonunu. Aynı zamanda kraliçeyi de 66. seviyeye yolladım. Hazır altın biletten tam anlamıyla faydalanabiliyorken 16-17 günlük süresi var. Yatırabildiğim kadar hero yatırmak istiyorum. Şimdi planlar şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu videonun sonunda yüksek ihtimalle sinsi goblinlerle beraber ganimet kasacağız. Yeterli ganimete ulaştıktan sonra iksir depolarının 4'ünü de yükseltmeye alacağım. İksir depoları 8 gün sürüyor. Hatta 7 gün 4 saat sürüyormuş. Şahane. İksir depolarını aradan çıkartacağız arkadaşlar. Şu anda hali hazırda bir tane işçi de laboratuvarın yükseltmesinde devam ediyor. Neden diyeceksiniz? Hani inşaat kitabı veya inşaat çekici kullanamaz mıydım? Tabii ki de kullanırdım ama bir püf nokta var arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ediyorum. Geçiş yaptıktan sonra laboratuvarın içerisinde bir yükseltme devam ederken laboratuvarın binasını yükseltirseniz eş zamanlı olarak devam ediyor. Yani bu hareketimizde aslında ekstradan bir tane daha kitap kullanmış gibi oluyoruz arkadaşlar. Zamandan tasarruf etmiş oluyoruz. O da 7 gün 7 saat sonra bitecek. Yani iksir depolarıyla araştırma laboratuvarı eş zamanlı olarak bitecek arkadaşlar. Elimde 5 tane işçi olmuş olacak. Sonrasında da hiç vakit kaybetmeden 4 tane altın deposunu ve kara iksir deposunu yükseltmeye alacağım arkadaşlar. Eş zamanlı olarak. Bunlar bu şekilde hani altın biletin sonlarına doğru depoların tamamını maxlamış olacağız. İşte o zaman o beklediğiniz, istediğiniz, benim de çok bekleyip istediğim yükseltmeleri yapmaya hak kazanmış olacağız arkadaşlar. Şu anda depolarımız yani 14 milyonken normalde 18 milyon olacak. İksir ürününü kullanmaya içim el vermedi açıkçası. Depolar bittikten sonra bu arada tabii ki de kraliçeyi, yani savaş liglerinde bile yatırmayı düşünüyorum. Başka türlü baş edemeyeceğim çünkü. Sürekli yükselecek arkadaşlar. 75 olana kadar lamıcım yok. Kraliçeyi maxlayacağım. Yani kitaplarla da takviye yapacağım tabii ki de. Koruyucu da önemli. Bakalım. Ondan sonra altın bilet bitmeden önce ayarlamaya çalışacağım arkadaşlar. Ordu kamplarının inşasına başlayacağım. Yani bitmez, kesinlikle bitmeyecek ama en azından altın biletin indirimleri, fiyat indirimi ve süre indirimi bitmeden ordu kamplarını da yükseltmeye almak istiyorum ki ondan da tam bir şekilde faydalanmış olalım arkadaşlar. Pekala, geleceğe yönelik konuşuyorum. Altın iksir depolarını tamamladık. Sonrasında altın ve kara iksir deposunu hallettik. Ordu kamplarını bitirdik. Sonra ne olacak? Arkadaşlar aklımda şöyle bir şey var. Bir yandan yatırabildiğim kadar hero'ları yatırırken diğer yandan da ağır savunmaların yükseltmesini tamamlamak istiyorum. Mesela inşaat kitabıyla hem Klan Kalesi'ni hem de Kartal Topu'nu bitirme yoluna gidebilirim. Hani Kartal Topu bir tane direkt aradan çıksın. Sonrasında Cehennem Kuleleri basıp aradan çıkartacağım. X yaylarını basıp aradan çıkartacağım. Ondan sonra arkadaşlar geride kalan okçu kuleleridir, toplardır zaten. Epi topu 4 tane okçu kulesi birer seviyesi var. Belediye binası 12 için söylüyorum. Bir toplar bir de havanlar var. Birer seviyeleri var sadece. Taş patlasın, bir ay içerisinde onlar da dengelenecektir. Ama önceliğimi belediye binası 13'ün ağır savunmalarına vereceğim arkadaşlar. Kafamda bu şekilde bir plan var. Yani şöyle söyleyebilirim stratejik açıdan. Savunmaya hiç önem vermeyeceğim ilk başta, tamamen saldırı odaklı çalışacağım. Ayrıca altın biletin süresi bitmeden de dediğim gibi büyülü öğeleri kullanacağım arkadaşlar. Bakın birer tane savaş büyü ve inşaat kitabım hali hazırda var. Bütün rünlerden bir tane var. İksir rününden ekstra bir tane daha gelecek altın biletten. Savaş çekicim, büyü çekicim var ve şöyle göstereyim, bir tane kahramanlar kitabı gelecek. İksir rünümü görmüş olduğunuz ekstra da savaş, inşaat ve büyü kitabı da bizi bekliyor arkadaşlar. Yani ayın sonuna doğru, bu sezonun sonuna doğru korkunç yükseltmeler yapacağımızı söyleyebilirim. Şu anda hesabı uygun hale getirmeye çalışıyorum. En önemli engel de tabii ki de depolar. Bir diğer sıkıntı ise arkadaşlar, çok korkunç derecede ganimet lazım bize. Yani sadece ordu kamplarını bile eş zamanlı basmak imkansız yani. İmkansız denecek kadar zor bile demiyorum. İmkansız. Hani 12.800.000 4 tanesinden hesaplarsanız 50 milyonun üzerinde ganimet arkadaşlar. Deponuzun sınırı da 18 milyon olacak. Bu yüzden ardı ardına sinsi goblini açıp ganimet kasacağım. Ne zaman ordu kampları biter, laboratuvarda şu büyülü ellerimizi kullanırız, eritiriz. Ondan sonra şöyle bir rahat nefes alacağım arkadaşlar. O zamana kadar hero'ları da belki bir hani yarılamayacağız ama yarıya yakın bir noktaya kadar da getirmiş olacağız. Şampiyonu falan 10 level yaparım diye düşünüyorum. Bakalım nasip, kısmet arkadaşlar. Bu sırada da son bir şey daha söyleyeyim. Duvarlarımı da görüyorsunuz, gayet iyi durumda. 3-5 tane duvar kalmış. Yani hiç sıkıntı değil. Toplasanız 15-20 tane duvar ya var ya yok. İlla ki yükseltme yaparken ganimet fazlası olacak. Onları da duvarlara aktarıp belediye binası 12'nin duvarlarını da bitireceğim arkadaşlar. Sonrasında önümüz açık. Durumlar bu şekilde. Bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Heyecanlıyım, sevinçliyim. Bu güzel anları da sizlere şahit ediyorum. O yüzden ayrıyetten mutluyum. Hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. Ve isterseniz yavaştan ganimet kasma saldırılarımıza başlayalım. Bir süre böyle arkadaşlar. Yani klan savaşlarında bile hero'ları yatırabilirim, haberiniz olsun. Bir tane eğitim iksiri kullanıyorum ve güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Pekala, şahane ganimet çıktı. 830.000 altın ve 7.000 kara iksir şu anda en çok ihtiyacım olan şeyler. Dışarıdaki toplayıcılara ve madenlere birer tane sinsi goblin bırakıyorum. Onların içeriye doğru girmelerini engelleyecek her şeyi ortadan kaldırmış oluyoruz arkadaşlar. Sonrasında da atlatmayı ve öfke büyülerini kullanarak içeriye doğru girişimizi yapacağız. Pekala. Kaya balonumuz dursun, ihtiyaç olmadığı sürece kullanmayacağım. Şuradaki iksir deposuna 2 tane, şuradaki depoya 2 tane salladım. Şurada da varmış, şurada da var haliyle. Şuraya 3 tane sallayacağım. Bak 2 tane yetmedi çünkü arada mesafe olduğu için şey oluyor arkadaşlar, birer tane daha fazla göndermemiz gerekiyor. Ama genel anlamda söylemek gerekirse hani yakınına bırakabiliyorsanız toplayıcılara, madenlere ve sondalara bir tane sinsi goblin yetiyor. Depolara 2 tane arkadaşlar. Bak hala inmedi. Bir tane daha salladım. Pekala. Şimdi 710.000 altın. Bunları yavaştan koparmaya başlayalım. Şuradan kaya balonum ve kralımı bırakacağım. Kraliyet şampiyonumuz var. 7 level ya. Var mı ötesi? Var mı ötesi efendim? Onu da şuradan bırakacağım. Sağlı sollu kapatalım. Kralın önü açılacak. Kaya balonu sağ olsun. Şuradan koruyucuyu da göndereceğim. Kralı asiste etsin. Hatta kaya balonu uzun yaşasın diye özelliğine basayım dedim ki... Kaya balonu içinde değilmiş. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Şu şampiyonun özelliğine bir basalım bakalım ya. Basalım bakalım, artık bizim de zamanımız geldi yani. Şampiyonumuz var bizim de. Güzel. Şimdi şurada bir tane atlatma kullandım. 5-6 tane goblin. Şu noktada bir tane atlatma kullandım. 5-6 tane goblin. Kralın özelliğine basalım. Bir tane de depo üst tarafta var. Şurada da bir atlatma kullanıyorum. Ve altını köyden sömürüyoruz arkadaşlar. Belediye binasını indirelim mi? Birazcık kupa düşmek istiyorum. 2000'li kupalara kadar inmek istiyorum ki ganimet bulmak kolay olsun. 5000 kare iksir depoda duruyor ama uğraşmayacağım. Zaten 200.000'e yakın kare iksirimiz var. Çöp olacak arkadaşlar. %49. Neyse kupa düşelim ya. Sıkıntı yok. Kupa düşelim. Düşelim efendim, düşelim. Hemen videoyu kesmeden direkt hızlı bir şekilde ilerleteceğim arkadaşlar. Elimizde sinsi goblinler olduğu sürece hızlı ganimet kasmaya devam edeceğiz. Yani bu videoda depoları doldurmam gerekiyor. Aksi takdirde depoların 4'ünü birden basmam imkansız. Altın deposu en azından dolması lazım. Pekala, güzel bir köy çıktı. Bu ne burada ya? Bu ne? Bak bir de duvar koymuş kenarına da açık bırakmış onu da. Allah Allah. Tamam, şurada bir atlatma. Şurada bir atlatma kullanacağım. Nerede kullansak iyi olur? Tamam, şurada kullanalım ya. Pekala. Kara iksir sondasını istiyorum. Şu kaya balonunu şuradan sallayacağım. Goblinlerin duvarla uğraşmasını istemiyorum. Şuraya yetişemezler değil mi? Keşke biraz daha şu taraftan bıraksaydım şuradaki atlatmayı. İksir deposunu da almış olurduk. Sıkıntı yok. Olduğu kadar. Olduğu kadar efendim, olduğu kadar. Şimdi 550.000 altın. Hep de içeriye koymuş ya. Tamam, şöyle yapacağım. Şurada bir tane öfke, şurada bir tane öfke sallayacağım. Goblinleri içeriye doğru göndereceğim. İlk postayı gönderiyorum. İkinci postayla beraber dondurma büyüsünü de kullanacağım arkadaşlar. Duvar açılsın, şahane. Duvar açıldı. Goblinleri yüklü miktarda saldım ve tam şu noktayı dondurdum. X yayları vurmasın. Aslında çoklu cehennem kulelerini dondursam daha iyi olacakmış ama sıkıntı yok. Şuradan bir posta daha goblin gönderiyorum. Bir öfke büyüsü. Arkadan son postayı da sallıyorum arkadaşlar. Alabildiklerini alsınlar. Haydi bakalım. Alabildiklerinizi alın aslanlarım benim. Yürüyün yürüyün, ganimet lazım. Son öfkemi de yapıştırdım. Yani ölü olmayan bir köyden yalnız hiç doğru düzgün ganimet alamadık ya. Boşu boşuna saldırdık. İşte o yüzden kupayı düşmek istiyorum ki hani ölü köy olsun, kenarlardan köşelerden güzel güzel, sıkıntıya strese girmeden rahatlıkla ganimeti toplarız arkadaşlar. Bunun için de 1800-2200 kupalar diyorum hep. Bakalım. Pekala, şimdi ordumuz birazcık erimiş, birazcık orada ayaklansın. Ben güzel bir köy bulayım, ganimet kasmaya devam ediyoruz. Pekala, yine ölü olmayan ama şahane ganimete sahip olan bir köy var karşımızda. Arkadaşlar bir dalga daha yapalım bu şekilde. Ondan sonra ben kendim ganimeti kasacağım, depoları dolduracağım. Çünkü farkındayım, sürekli aynı şeyleri yapıp sizi sıkıyorum. Bunun da olmasını istemiyorum. Goblinler bitene kadar saldırımızı gerçekleştireceğim. Ondan sonra dediğim gibi depoları doldurur tekrardan gelirim. Şimdilik buradayız. Pekala. Şimdi şuradaki depoyu da alalım. Şuradaki depoları da alalım. Duvarları düşükmüş Allah'tan. Bak, olabilecek en saçma sapan duvarı vuruyorlar. Aslında bir güncelleme gelmesi lazım. Hani duvar kırılacağı zaman kesişimdeki duvarlara öncelik vermeleri lazım ki her iki bölgede açılsın. Haksız mıyım yani? Haksızsam söyleyin. Öylesi çok daha iyi olacak. Yani ekstra bir tane daha fazladan duvar kırmakla uğraşıyoruz. Halbuki şu duvarı kıracağına şu köşedeki duvarı kırsaydı goblinler, hem bu tarafa hem de diğer tarafa şey sağlayacaklardı yani. Yol açılmış olacaktı. Neyse. Tamam, sıkıntı yok. İksiri aldık, altın aldık. Hala daha bir miktar var. Hepsini istiyorum. Alabildiğim kadar alacağım. Şu noktada bir tane öfke. Şuradaki depoyu da alalım. Evet, depoların dolmasına az kaldı. Depoları dolduracağız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Of de bomba. Atlatma mı kullansaydım? Tamam, aldılar onlar orayı. İki tane daha sallasam. Tamam, şu noktada atlatma kullanabilirim depo için. 1-2-3 tane. Bir tane atlatmadı. Nerede kullanalım? Var mı? Yok gibi ya. Kara iksir. Tamam, şunu da alalım madem. Madem geldik buraya kadar, şuradaki kara iksiri de alalım arkadaşlar. Pekala. Teslim ol diyorum. Bakalım ne kadar ganimet almışız. 1 milyonun üzerinde ganimet alıyorsak iyidir. Akmasa da damlar deyip yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Pekala, dediğim gibi sizleri çok fazla sıkmak istemiyorum. Ben şu depoları doldurayım, hemen geliyorum. Pekala, eğitim iksirinin tam bitimine yakın arkadaşlar altın iksir ve kara iksir depomu da ağzına kadar doldurmayı başardım. Sizleri çok fazla sıkmak istemedim. İyi ki de böyle bir şey yapmışım. Gerçekten tahmin ettiğimden birazcık uzun sürdü. Saat birazcık erken olduğu için doğru düzgün köy çıkmadı arkadaşlar. Çok iyi ganimet çıkmadı. Klan kalemde de bir miktar ganimet var. Gerekirse bunları da kullanabilirim. Şimdi o esnada 4. işçimiz de boşa çıktı. Dolayısıyla şuradan düzenimizi tekrardan oluşturalım. İksiri duvara versem nasıl olur acaba? 4 milyon istiyor 12 duvarları. Yani 3 tane daha duvar basabilirim. İksiri ihtiyacım var mı? Zaten iksir depolarını basacağım 4 tane işçiyle. Dolayısıyla iksirin tamamını duvarlara aktarabilirim arkadaşlar. Aynı. Şöyle 1. Tamam. Şöyle 2. Şöyle 3. ve daha basamıyorum anladığım kadarıyla. Bir bakalım. Belki bir ihtimal. 1.800.000. Yapma. 200.000 iksir. Tamam. Hemen hızlı bir şekilde bulabilirsem bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Bulabilirsek iyi olur çünkü yani 200.000 iksir. Bir tane daha duvara aradan çıkartmış olacağız yani. Öteki türlü işçiler de olacağı için ganimet eninde sonunda çöp olacaktır ya. Çünkü şimdi sinsi goblin de var. Ganimet hiç sıkıntı değil arkadaşlar, görüyorsunuz. Bir tane eğitim iksiriyle karşınızda yarı depoyu doldurdum yani. Sıkıntı çıkmıyor ama köy açmayacak gibi ya. Açar mısın? Hadi lütfen kestirme bana videoyu zorla. Bana ne olur videoyu kestirme, olmaz mı ya? 200.000 iksir be. Atla deve değil. Çıkmayacak. İnadı tuttu arkadaşlar. Tamam, ben vazgeçtim. Daha fazla oyalanmak istemiyorum çünkü. Geldim. Şöyle birinci depomu 3.600.000'e bastım. İkincisini bastım. Üçüncüsünü bastım. Dördüncüsünü basmadan önce birazcık düşünelim. 3.200.000, 400.000 eksik. Tamam. Klan kalemdeki altını toplayalım. Karahisir depomuz da doldu. Son depoyu da basacağız arkadaşlar ama ya içime sinmiyor ya. Şurada var mı? İksir var mı iksir? Varsa basalım. Bir tane daha duvar basalım ya. Şöyle 500.000 iksir olması lazım. Tamam. Bunları aslında yükseltmeye saklıyordum ama madem böyle bir durum oldu, şuradan bir tane daha duvar basıyorum arkadaşlar. Şükürler olsun. İçim rahatladı ya. Uyuyamazdım ben bu gece o duvarı basmasaydım eğer. Pekala. Onun haricinde yapılacak çok da fazla bir şey yok gibi gözüküyor. Son iksir deposunu da yükseltmeye alıyorum. Ve bugünün işini burada noktalamış oluyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 8 gün sonra 5 tane işçimiz de çıkmış olacak. O zaman işte kara iksir deposuyla altın depolarına başlayacağım. Pekala, vaziyetler bu şekilde. Umuyorum hoşunuza gitmiştir, eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.